ve benim gül şehri Isparta'm. Sevginin simgesi gül ve bazen Allah'ın güzelliği güzel koktuğu için sevgili peygamberimizin terine ismi yakıştırılmış olan gül. Ve AK Parti'nin 21 yıllık iktidarından sonra Rivler'in ölmüş yerindeki gibi üreticisinin akmayan gözyaşlarındaki kanayan gül. Dünyanın en önemli gül üreticisinden, iki üreticisinden birisiyiz. Gül yağı üretiminin %50'si Türkiye'den, bunun %85'ini benim gül kokulu Ispartalı hemşerilerim üretiyorlar. Gül yağının %95'i ihraç ediliyor ve dünyadaki en büyük gül yağı üreticisiyiz. Ama gül üreticisi kahır mektubu yazıyor sizinle. Tarımsal girdilerin hemen hepsinde dışa bağımlıyız ve gübre, yem, ilaç, mazot yüzlerce kat artarken kıymayın dedik gül üreticisine, lavanta üreticisine, domates, karanfil üreticisine ama donmuş kalplerinize duyuramadık. Gülbirlik tarafından Ekim 2022'de gül çiçeği kilogram fiyatı 22 lira açıklandı. Oysa 32 lira olmalıydı en az. Ve alım fiyatı artmış gibi gösteren nutuklar artık sizi kurtaramaz. Biliyor köylümüz çünkü artan enflasyon ve girdilerle emeğinin nasıl yok edildiğini. Gül çiçeği %65'ini üreten gül üreticinin ürünleri Fransız şirketler tarafından adeta sömürülürken beceriksiz ve umursamaz sözlerin seçim vaadi olarak kaldığını biliyorlar artık. Ama az kaldı. Acilen gül çiçeği alım fiyatını gübre ve mazot desteğini artıracağız. Havza modeliyle örgütlenerek üreticiye gül endüstrisine teşvik verilmesini sağlayacağız. Ve artık elindeki dikenlerden daha çok acıtan AK Parti'nin üreticisine yaptığı zulüm son bulacak. Bulgaristan destek veriyor, ek destek veriyor, ÖTV iadesi veriyor, dönüm başına toprak sübvansiyonu veriyor. Ve bunların hepsinin fazlasını biz yapacağız. İyi bir yönetimle yapacağız bunu.